Siz de yiyeceksiniz değil mi? 5.30'da gidiyorsun. Abi arkada öyle bir ekip var ki zaten. Ha, ben de. Onlar da senin aslan. Onları da sen tanıyorsun. Ha, koçum benim. Onları da tanıyorsun. Dondurma da benden ha. Kafanı yorma. Efendim selamlar sevgiler. Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi neredeyiz biliyor musunuz? Bir efsanenin yanındayız. Nasıl bir efsane? Aslında burası küçük bir ilçe. Ama sadece ilçesinde değil. Şehrinde de değil. Ülke çapında hatta dışarıda yaşayan Türklerin de çok yakından tanıdığı ve onun tatlılarını çocukluklarından beri bildiği bir yerdeyiz. Tatlıcı Rıfat amcanın yanına geldik. Hazırsanız başlıyoruz. Rıfat amcam kolay gelsin, hayırlı işler. Teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk abi, nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Her geldiğimde daha da gençleşiyorsun. O sizin teveccühünüz. Abi bu işin bir sırrı var mı yoksa tatlılardan mı sır? Tabii sır vardır. Çünkü bu ellerde bir marifet var. Abi, sihir var bu elde. Şimdi ben size ne zaman paylaşsam paylaşımın altına insanlar şöyle yazıyor. Çocukluğumun tatlıcısı. Evet. O bizim Rıfat amcamız. Evet. Hala yaşıyor mu? Yaşıyorsa çok sevindik. Aslan ama sen, gibiyim Allah'a şükür. Aslanlar gibi dimdik ayaktasın abim. Aslan gibiyim. Şimdi nerede olduğumuzu söyleyelim mi? Evet, Adana Karataş kazasında. PTT karşısında efsane tatlıcı Rıfat. Her zaman Adanalılara ve Karataşlılara her zaman teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Beni efsane yaptılar. Ve ben de kendilere layık olmak için elimden geldiği kadar her zaman kendilere bu tatlıyı ikram etmeye çalışıyorum. Çok güzel. Abi herkes senden zaten gönülden memnun. Herkes senin tatlılarını çok seviyor. Şimdi ben girerken zaten senin dediğini söyledim. Sözde değil, gerçek efsane dedim. Abi şimdi bu efsanenin, efsane olmanın nedeni ne? Tamam abi, parmaklar lezzetli ama abi senin sihir, sırların var. Sihir burada. Sihir orada. Abi meslek sırrı söylenmez ha. Söylenmez mi? Abi bütün Avrupa'da her şeyde sırrımı alırlar ha. Alırlar değil mi? Abi şimdi bu sırrı alırlar diyorsun ama biraz sonra sen bize yine bir iki tane ipucu verirsin. Çünkü izleyenler bekleyecekler bunu. Fakat ondan önce senden öğrenmek istediğim bir şeyler var. Ben seni yakından tanıyorum ama insanlar bilmiyorlar. Abi kaç yaşında başladın tatlı yapmaya? Ben 12 yaşında başladım. İlkokulu bitirdim 12 yaşında. Abilerim, benim bütün ailem tatlıcıdır. Onlar beni yetiştirdi. Ben abimin sayesinde yani bu mürtebeye yetişmiş oldum. Şimdi bütün ailem gitti. Bir tek Türkiye şeyde ben kaldım. Yani hepsi öldü. Bir tek ben tatlıcı olarak ben kaldım. Bu tatlıyı yapabilen senin o nesildeki tek temsilcisi sensin o zaman. Evet benim. Bak dükkan açtım çocuklarıma ama çocuklarıma bile bu tatlıyı vermem. Bu tatlıyı sadece Türkiye'de sen yapıyorsun. Evet abi. Çok güzel abi. Çukurova'da elime dökecek bir insan varsa gelsin elime su döksün. Karşıma çıksın diyorsun. Çıksın abi. Abi peki bu iddialar çok büyük iddialar. Senin ne yaptığını belki bilmeyenler var. Onlara da söyleyelim. Senin iki çeşit tatlın var. Evet. Bir tanesi kadayıf. Diğeri Şam tatlısı. Buranın efsane Şam tatlısı. Buranın efsanesi Şam tatlı. Evet. Kadayıf her yerde olur. Ben çocukken denizde yüzerdim. Denizde yüzdükten sonra çıkardık. Şam tatlısı yemeye koşardık. Abi, o zaman fıstık dizerdik la. Birer tane. Evet, birer tane fıstık dizerdik. Ya millet öyle bir akın akın koşardı ki 12 tepsi sattığımı bilirim. Maşallah. Şimdi, o yaz günleri. O yaz günleri. Yok, o günleri yok. O günler yok. Şimdi insanları yağdan, şekerden, tatlıdan biraz korkuttular. Herkes şeker hastası oldu abi. Abi şeker hastası oldu herkes ama ben buradan bir şey söyleyeceğim. Ama şeker hastaları da gelip benden tatlı yiyor. Onu tam söyleyecektim işte. Evet, niye? Gelsinler buradan yesinler. Zarar yok bu tatlının yok, ya. Çünkü yağ yok. Glukoz yok. Efendime söyleyeyim. Katkı maddesi de yok. Mümkün değil. Ama bu pişmedir. Fırında pişen bir şeydir. Ama mümkün değil, bir şeker hastasına dokunmaz. Abi o zaman ilk olarak buranın efsane tatlısı Şam tatlısını nasıl servis ediyorsun? Nasıl gösteriyorsun? Nasıl veriyorsun? Bir gösterelim. Tabii. Başlasın. Hadi bakalım. Buyurun. Rıfat amca şimdi tatlının üzerinde şöyle bir gösterelim. Ceviz var değil mi abi? Ben sade ceviz kullanırım. Tamam. Ama cevizin kralı. Ben böyle adi ceviz kullanamam.
50, şimdi bunlar 50 liralık ceviz. Bunun içindeki neyse ortasında da aynısıdır. Ha, bunun ortasında da ceviz var. Tabii ortasında da ceviz var. Şöyle gösterelim. Evet. Hem üstünde hem de ortasında ceviz var. Bir de bakın, siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama tam ortada bir siyahlık var. Bu pekmezden gelen bir renk mi abi? Hayır abi, ceviz. Ceviz, cevizden ceviz dolayı. Ceviz pişince lezzetini veren o ortadaki ceviz. Tamam. Pişince lezzetini veren odur. Cevizdir yani. Evet. Sen bunda... Yoksa başka bir şey yok. Sofra şekeri kullanıyorsun, doğru mudur abi? Hiçbir glikoz, kristal, herhangi bir katkı madden yok. Mümkün değil. Ben kullanmam. Bu yaşıma geldim, hayatımda kullanmadım. Belki de kullanmadığın için bu kadar efsanesin abi. Evet. Evet. Ve hakkını veririm. Cevizini de, şeyini de veririm. Hakkını veririm. Onun için efsane tatlıcı Rıfat. Tatlıcı Rıfat şimdi efsane tatlıcı Rıfat. Efsane tatlıcı Rıfat. Şöyle bir yaptığı tepsiyi bir gösterelim. Rıfat abi, bunu ne zaman yaptın sen? Şimdi saat 10'da çıkardım abi. Fırından 10'da çıkarttın. Evet. Kaç gibi parka geçiyorsun? Saat 2'den 2.30'da çıkarım. Saat 5.30'da geri gelirim. 5.30'dan sonra gelmesinler o zaman, sen yoksun. Yokum abi. Abi onu bilsinler, önemli. Küçük tepside de kadayıf var. Evet, ama cumartesi, pazar günü fazla yapıyorum. Niye? Hafta sonu çünkü. Tabii, yazlıkçılar geliyor. Evet, cumartesi 70 kilo yapıyorum ama pazar günü 110 kilo yapıyorum. Çok güzel. Hepsini de satıyorsun, evine satıyorum, dönüyorsun. Yine 2'de gidiyorum ama 6'da geri geliyorum. Çok güzel. Allah razı olsun. Tüm Adanlılar, Adanalı ve Karataşlılar sağ olsun. Bütün yazlıkçılar sağ olsunlar, var olsunlar. Tatlıcı Rıfat dediler mi? Gelirler, 1 kilo 2 kilo, 1 kilo 2 kilo alıp götürüyorlar. Öyle gramla alan yok. Gramla alan yok. Olsunlar, var olsunlar. Kiloyla alıp alıp götürüyorlar. Biz de biraz sonra evimize almak için paket yaptıracağız. Bak ne güzel paket yaptın size. Bu benim mi abi? He, yiyeceksiniz. Tamam abi, o zaman bunu ben alıyorum. Bir de kadayıfı gösterelim. Ya bana, bir de onun üzerine konuşalım. Peki bana yedirmeyecek misin bunu? Abi beraber yiyeceğiz. Şimdi kapattığıma bakma, beraber yiyeceğiz. Abi kadayıf için söyleyeceklerin var mı? Yani senin bu kadayıfını diğer kadayıfçılardan bir adım öne çıkartan neler var? Şimdi bak abi, şunu söyleyeyim. Şöyle kameraya doğru getirelim Rıfat amca onu. Şunun ortasına cevizini bol atarsan. Evet. Pişimini kıvamında yaparsan. Efendime söyleyeyim. Şekerini tam kıvamında verirsen bunu. Tamam. Bu ye hayatta hiç o zaman kesmez seni. Kesmez, rahatsız etmez. Rahatsız etmez. Şeker hastası bile gelsin bunu bunun yesin. Bunun içinde şey yok. Sade kristal şeker ama hafif. Limon, hafif limon var. Niye kesmesin diye. Şerbetine mi limon koyuyorsun yani abi? Şerbetine limon katmazsan keser, şekere döner. Annelerimiz de tatlı yaptığı zaman hepimiz biliriz. Evet. Şerbetine limon, hatta limonu ama kendisine atarlar. Hafif, fazla hafif. Atarsan keser. Keser. Çok güzel. Onun abi, için bunu yiyen bir daha, inan ki bir daha ister. Peki bu şam tatlısı kadar gitmiyor anladığım kadarıyla. Hayır, şam tatlısı benim efsane tatlım. Efsane tatlın, evet. Şam tatlısı. Evet. İkisini de gelsinler, denesinler. Şam tatlısı denildiği zaman kadayıfı dondurmalı yesinler. Kadayıfı dondurmalı yesinler. 2.30'da geliyorsun. Siz de yiyeceksiniz değil mi? 5.30'da gidiyorsun. Abi arkada öyle bir ekip var ki zaten. Ha, belli. Onlar da senin aslan. Onları da sen tanıyorsun. Ha, koçum benim. Onları da tanıyorsun. Dondurma da benden ha. Kafanı yorma. Vallahi yaşadık bugün. Her şey Rıfat amcamızdan. Rıfat amca, son olarak söyleyeceklerin var mı abi? Abi insanlara, tüm Karataş halkına, tüm yazlıkçılar arkadaşlarımıza, Adanalı ve Çukurova'dan gelen insanlarıma saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Ben bir şey daha soracağım müsaade edersen abi. İzleyenler merak edebilirler geldikleri zaman buraya ne kadar para ödeyecekler, bu tatlılar ne kadar? Biraz bilgi verelim. Abi bende zam yok. Tamam. Bende zam yok. Bende 20 lira. Şimdi şeker oldu, 215 lira zam geldi. Evet. He. Ama bende zam yok. Yaz boyunca bende 20 lira. Her zaman da 20 liradır. 20 lira şam tatlı. Kadayıf ne kadar abi? 20 lira. O da kadayıf da 20 lira. İkisi benim imaletimdir. Hiç kimseye vermem. Hiçbir yerden de bu şam tatlısını kimseden yemezler. Çok güzel abi. Abi son olarak bir adres daha detaylı şekilde ben vereyim. Adana'dan Karataş'a gelirseniz çarşı merkeze iniyorsunuz. İner inmez
sol tarafta bir park var. PTT o park karşısında. PTT'nin karşısında. Evet. Rıfat amcam hep orada. Saat böyle 2 gibi başlıyor, 5 gibi de biter. Rıfat amcam oradan bitirip gidiyor. Efsane tatlıcısı Karataş'ın, Adana'nın, tüm Türkiye'de belki birçok yerde, İzmir'de dahi Şambali, Şam tatlı, değişik isimlerde İrmik tatlısı bulabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Ama tek Şam tatlısı mı? Rıfat amcam yapmıyor ama Rıfat amcamın kendi reçetesiyle yaptığı bu tatlı Türkiye'de efsane olmuş bir tatlı. Evet. Bakın geçen gün Belçika'dan, Almanya'dan, evet, İsveç'ten, İsviçre'den aradılar değil mi abi? Evet, gelen yurttaşlarımız mutlaka Rıfat amcadan bize 1 kilo 2 kilo tatlı getir. Belçika, İsviçre, Almanya, evet, Fransa, bizim gurbetçilerimiz geliyor ama giderken mutlaka 3 kilo 4 kilo mutlaka alıp götürüyorlar. Abi çok güzel bir şey bu ya. Bir de Facebook'a atmışlar beni. Evet. Oradan beni arayanların hadi hesabı yok. Teşekkür ediyorlar. Şey çok yaptılar. Güzel. Arkadaşlar fiyatları duydunuz. Adresi aldınız. Rıfat amcamı yalnız bırakmayın. Mutlaka yanına gelin gidin. Şöyle arabasında telefon numarası da var. Orayı da bir gösterelim. Eğer aramak isterseniz geldiğinizde o telefondan ulaşın lütfen. Evet, videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Rıfat amcamla burada vedalaşıyoruz. Kendinize dikkat edin. Videomuzu lütfen beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür Herkese ederim. Keyifli günler, keyifli Teşekkür haftalar. Ediyorum. Hoşça kalın. Sağ olun, var olun.